Sayın vekillerim, il teşkilatım, ilçe teşkilatım, sayın belediye başkanım, çok kıymetli kervanlı hemşehrilerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmadığınız için sizlere teşekkür ederim. Kurban Bayramı'nın sizlere, ailenize huzur, sağlık, sıhhat, mutluluk getirmesini Yüce Allah'tan temenni ederim. Bildiğiniz üzere önümüzde çok kıymetli 2023 seçimleri bulunmakta. Bunun yanında tabii ki illaki Cumhur İttifakı'nı kaybetmesi için içeride 6 tane, dışarıda 6 ülkenin çabalarıyla bunlar bizim kaybetmemiz için elinden gelen tüm gayreti gösteriyor. Bizler ne yapacağız? Elimizden gelenin fazlasıyla yapıp bu seçimi çok iyi bir şekilde kazanmamızın yolunu bulmamız lazım. Bize de yakışan bu. Sizlere tekrardan teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz diyorum. Çok kıymetli vekillerim, ilçe başkanım, il teşkilatım, sevgili yol arkadaşlarımız. Hepiniz bugün buraya geldiniz, yorulduğunuz bu sıcakta teşekkür ediyorum. Kurban bayramımıza mübarek olsun. Rabbim bizi hep daha güzel günlere, iklimi güzel olan günlere nasip etmeyi nasip etsin. Evet, gerçekten zorlu bir süreç. Bu zorlu süreçte her türlü iftira var, her türlü pislik var ama biz sonuna kadar başımız dik bir şekilde mücadele edeceğiz. Biz dün de, bugün de, yarın da Cumhurbaşkanımızın yanında olacağız. Her şeyi söylüyor ama onlar söyleyecekler, biz de yürümemize devam edeceğiz. Allah'ın bizi bu yolda mahcup ettirmeden en güzel Abi. Hizmetleri yapmayı nasip etsin. Tamam. Hepinize saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Tekrar hoş geldiniz. Allah'a emanet olun. Sence siz de bir kendinizi tanıyın. Ekip sizin tanısın. Önce bir gelmiş tabii sizlerle birlikte. Yani Sence Sermanoğlu ben. İl Başkan Yardımcısıyım. İçeride koordinatörüyüm. Ben de sizlerin bayramını tebrik ediyorum. Saygılar sunuyorum. Semih Tekmen, İl Başkan Yardımcısı. İl Çevre Şehir Kültür Başkanı. Bayramınızı tebrik ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Kemal Kan ben de. Ben de İl Başkan Yardımcısıyım. Ben de hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Hayırlı günler. Muhlis Özcan, İl Yönetimi. Hepinizin bayramını tebrik ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Bir de dışarıdan... Ben Kemal'ınlar Dernek Başkanıyım. Hepinizin bayramını kutluyorum. Eyvallah. Sağ olun. Geçen bir misafirimiz. Estağfurullah. Abdül Samet Eren, Gençlik ve Spor İl Müdürüyüm. Bu vesileyle herkesin bayramını kutluyorum. Parantez içerisinde sayın vekilim, sizler buradayken bir teşekkür de sizlere etmek isterim belediye başkanımıza. Güzel bir sahamız vardı. Keban'da şimdi spor salonumuzun bakım onarımını yapıyoruz ama büyük bir bakım onarımı yapıyoruz. Zemin çatı hepsini değiştiriyoruz. Bir de gençlik merkezi yapıyoruz. Yer konusunda başkanla görüşüyoruz. İade çıkacak ama burada milletvekillerinin çok ciddi desteği var. Çünkü Gençlik Spor Bakanlığı'nda geçtiğimiz aylarda yapmış olduğumuz protokolle Keban'ın eksik olan bu yatırımlarını da tamamladılar. Ben spor adına, gençlik adına vekillerime çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Çok sağ olsunlar. Emre Bakıyorum, Elazığ Gençlik Kolları Başkanı. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperiz. Sağ olun, varalım. Kenan sen de hoş geldin. Kenan sen de bir kendini. Şöyle bir tanıt kendini. Kenan Uluç İl Yönetim Kurulu üyesiyim. Keban koordinatörü. Sayın Başkanımız Selman. Sencer Selman onunla beraber. Kenan da izin. Başka kimse kalmadı değil mi? Kadın Kurulu Başkanımız bir şey söyleyecek mi? Yok, teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederiz geldiğiniz için. Sayın vekilim, ben de gerçekten söyleyeyim, Allah sizlerden razı olsun. Devlet Hasen'in hükümetinin 5 yıl tatlı sonuna ilgili görüşürüz. Herhalde 10 lojmanı üşüleceksin Allah'ın izniyle. Sayın vekilim, bu da Allah razı olsun, yine destek oluyor. Bu gençlik merkezleri ilgili gerçekten orada büyük bir destek verdiniz. Ve siz yine o destek de bizim şehir rektörü kurarız. Böyle yan çiziliyor sayın vekilim. Ona bir söyleseniz hemen meslek sokumu orada var arsa aşıyı. Ama 40 tane derede söylüyor ki yok efendim onun üstüne şey yapsanız, KYK yurdu yapacaksınız. Veririz ama KYK yurdu yapacaksınız. Sen bana bir hatırlat, ben onu çözeyim. Anlaşılır başkanım, ben
İşi yoksa suyla verdi. Olmaz mı? İşin başta da başlıyor. Burada bir süre alamaz. Evet, değil mi? Bu işi, yani bina, çöntüme, depreme devam edildi diye bir şey almışlar, karar almışlar. Verin onu bize, diyor, biz yapalım bunu. Hem de okula yapalım. Daha güzel bakalım diyor ki gençliğin olduğu bir yer olsun. Evet. Tam yeri ama işte... Konuşayım. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Konuşayım inşallah, onu çözeriz. Çok değerli Teşkilat Başkan Yardımcısı MKYK Bayan, ilimizin çok değerli milletvekili, Keban İlçe Başkanımız, Belediye Başkanımız, Kadın Kolları Başkanımız, İl Gençlik Kolları Başkanımız, ilden bizimle beraber buraya gelen AK Parti il yöneticilerimiz ve siz değerli Keban'la teşkilat mensuplarımız, hemşerilerimiz, hepinizin mübarek Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Selam ve saygılarımı iletiyorum. Evet, geçirmiş olduğumuz zaman zarfında tabii ki Elazığ'da son 4 seneye yakın bir zamandır milletvekili olarak bulunuyoruz. Fakat bu süreçte tabii istemediğimiz ama kaçamadığımız bir takım olaylarla vatandaş olarak, milletvekili olarak yüzleşmek zorunda kaldık. Bunlardan tabii en başta olanı maalesef ilimiz çok güçlü bir deprem geçirdi. Fakat burada ben şunu tabii ardından da tabii ikisini bağlayarak konuşalım. Dünyada bir pandemi süreci oldu. Fakat burada tabii her milletvekiline nasip olmaz. Ben bir önceki depremleri de hatırlıyorum. O zaman yaşımız gençti. Tabii devletin imkanları kısıtlıydı. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Parti ve AK Parti'nin kadrolarının çalışarak devleti getirmiş olduğu noktada bütün hizmetleri, bütün gereksinimleri çok hızlı bir şekilde vatandaşımıza geri sağlayabildik. Depremin ilk günlerinde biliyorsunuz çok hızlı bir şekilde burada yapılan konteyner kentler ve temel atma çalışmalarıyla kısa süre içinde merkezdeki evlerimizi tamamladık. Pandemi sürecinde de gerek Türkiye'nin her yerinde bütün vatandaşlarımıza ne takım bir şey ihtiyaçları olursa bu sağlandı, sağlık hizmetleri bedava bir şekilde verildi ve çok şükür ki ihtiyacı olan ülkelere de Türkiye'nin yardım elini uzatmış bulunuyoruz. Bu tabii 20 senelik AK Parti iktidarının Türkiye'ye getirmiş olduğu bir noktanın en önemli göstergesidir. Gerek ihracat rakamları, gerek bugüne kadar bulunmuş olan istihdam rakamlarının geldiği nokta bizler için yüz akıdır. Fakat son seçimde tabii daha başka projelerimiz vardı. Bu aksamalar nedeniyle, elimizde olmayan aksamalar nedeniyle bir takım projelerimizi erteledik. Yani bunu da Allah'ın izniyle 2023 yılındaki, yani 2023 seçimine kadar elimizden geldiğince çalışacağız. Geri kalan bir projemiz olursa ki bizde proje bitmez, sağın özelliği budur, sağ çalışır, öbür taraflar sadece konuşur. Bizler hepimiz bugüne kadar çeşitli badireler atlatmış, çeşitli sağın siyasi oluşumlarından hep beraber birleşerek gönül birliği ve akıl birliği yaparak AK Parti'de buluşmuş olan insanlarız. İnşallah 2023 seçimlerinden de bütün kalbimle söylüyorum, galibiyetle çıkıp Türkiye'nin kalkınmasına, ileri gitmesine ve evlatlarımızın daha müreffeh bir ülkede yaşaması için elimizden gelen bütün çalışmayı her ne konumda olursak olalım yapacağız. Allah bize bir daha kötü depremler yaşatmasın inşallah. Bu tarz pandemik olaylardan uzak duralım inşallah. Allah korusun hepimizi. Ben sıcak karşılamanız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar bayramınızı kutluyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sağ olun. Yani, evet, birlikte çalışmaktan çok mutlu oldum. Çok kıymetli arkadaşım, dostum, milletvekilim Sayın Tolga Beyefendi. Çok kıymetli ilçe başkanımız, çok kıymetli ilçe belediye başkanımız. Bir genel meclis üyem, çok kıymetli koordinatörümüz, kadın kolları başkanımız, bir genç kolları başkanı, çok kıymetli
hanımefendiler, çok kıymetli kervanlarmış efendim. Ben de hepimizin bayramını tebrik ediyorum. Aslında uzun uzadıya konuşmaya gelmedik. Bayramlaşmaya geldik. Hasbihal etmeye geldik. Tolga vekilim çok veciz bir şekilde ifade etti, anlattı. Bir anlamda da özetiydi. 20 yılda AK Parti iktidarıyla, yani sizlerin desteğiyle gerçekten bu ülkede o kadar büyük bir dönüşüm, o kadar büyük bir değişim oldu ki bunları tanımlamaya çalışsanız, bunları yazmaya çalışsanız emin olun yazamazsınız. Bazen bizi yaptıklarımızı anlatmamakla eleştiriyorlar. Evet, bir haklılık payı var ama dönüp baktığımızda da ya diyorsunuz ki o kadar çok şey yapmışız ki aslında hepsini yapmışız. O kadar çok anlatacak şey olunca belki tercihte zorlanıyor, belki olağanlaştı, belki durağanlaştı. Bundan kaynaklanan bir şey. Ama şunu bilin, 20 yıldır hep birlikte iyi şeyler yaptık. Yani dönüp arkaya baktığınızda, şöyle geçmişin muhasebesini yaptığımızda vicdanen çok rahat edeceğimiz, gerçekten müsterih olabileceğimiz, çok büyük işlere, çok hayırlı işlere, çok güzel işlere hep birlikte imza attık. Şimdi istiyoruz ki bunu 2023'te de aynı şekilde devam ettirelim, taçlandıralım. Bu milletin bunu hak ettiğini düşünüyoruz. Milletin bizim üzerimizde böyle bir hakkı olduğuna inanıyoruz. Çünkü sizler şahitsiniz, hepiniz bu işin bir parçasınız, parçasısınız. Bizim siyaset yapma tarzımız muhalefetin siyaset yapma tarzıyla aynı değil. Bizdeki siyaset yapma tarzı bizim kesinlikle günlük yaşam standartımızı yükselten bir siyaset tarzı değil. Hakikaten yaşam standartını çok çok aşağılara çeken bir siyaset tarzı. Erdem vatandaşın içerisinde olan, erdem vatandaşın ayağına giden, elden vatandaşın sorunlarıyla ilgilenen bir siyaset tarzı. Hani Sayın Cumhurbaşkanımızın sırça söylediği, ya biz size efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik. Hakikaten öyle. Şimdi Keban İlçe Başkanımız çok ilginç bir istatistik yapmıştı. Dedi ki, Ağır İlçe Başkanımız, özür diliyorum, Keban böyle dönüp baktı. Ya dedi ki, vekilim, işte geçen bayramda Tolga vekilim buradaydı, onlar birkaç ay önce siz buradaydınız, şimdi buradasınız, geliyorsunuz, gidiyorsunuz. Şöyle bir baktım dedi, defterimi açıp baktım. Geçmişte ilçemizi siyasiler tarafından ziyaret edilme sıklığı, ortalaması 3,5-4 yıldır. Yani 3,5-4 yılda belki imkansızlıklar da öyleydi ama o günkü siyaset tarzı da öyleydi, siyaset anlayışı da öyleydi. Yani bir siyasetçinin bir ilçeye gitmesi 3-4 yıl. Yani ama öyle değil. Allah'a hamdolsun neredeyse işte biz her ay gelebilecek bir şeyde veya 2-3 ayda bir veya işte sürekli ilçe başkanımız, ilçe belediye başkanlarımız sürekli Ankara'da onlar ilçelerinin hakikaten sıkıntılarını çok yakından takip ediyorlar. Şöyle sürekli vatandaşla iç içe olduğumuz, sürekli ilçelerle aslında iç içe olduğumuz, ilçelerle alakalı bilgileri güncellediğimiz bir siyaset tarzı, bir yönetim şekli. Bu yönetim şekli her babayiğidin kârı da değil, ben size söyleyeyim. Yani Tayyip Erdoğan gibi bir babayiğit bunun önünü açtı. Bu yaşına rağmen gece gündüz çalışan, günlük 3-5 tane etkinlik yapan, ben yakın çalışıyorum. Yani gittiğimiz yerlerde, Tolga Vekili'nde yakın çalışma ekibinde, gidiyoruz Sayın Cumhurbaşkanımızla. Ya bir ile gidiyoruz, toplu açılış yapıyoruz, orada diyor bir il danışma meclisi toplantısı yapalım. İl danışma meclisi toplantısı yapıyoruz diyor, bir gençlerle buluşma toplantısı yapalım. Onu yapıyoruz diyor ki bir kadınlarla buluşma toplantısı yapıyoruz. Ona bir bakıyorsunuz STK'larda buluşma. Ya inanılmaz bir şey. Bir günün içerisine yani 3-5 tane şey sığdıran, hayatının her dakikasını, her saatini bu millete vakfeden, adeta vakfeden, adiyen demiyorum ya, vakfeden bir anlayış, bir zihniyet ve biz onun çalışma ekibiyiz. Sizler onun çalışma ekibisiniz. O yüzden sizin hepinizi kutluyorum. Hakikaten çok hayırlı bir işe hep birlikte imza attık. Allah nasip ederse de atmaya devam edeceğiz. Bazen kişisel beklentiler olur, kişisel kırgınlıklar
Bunlar insani şeyler. Bizim karşılayabildiğimiz şeyler olur, karşılayamadığımız şeyler, yapabildiğimiz şeyler, yapamadığımız şeyler. Ama toplamda yaptığımız şeylerle değerlendirmek lazım. Yani biz hep birlikte ne yaptık? İlçemiz için ne yaptık? Ülkemiz için ne yaptık? Ne kadar güzel şeylere imza attık? Buna bakmak lazım. İşte Keban bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Emin olun AK Parti iktidarından önce bütün ilçeler yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Bu kadar açık ve net söylüyorum. İlçe kavramı kalkıyordu, ilçeler yok oluyordu. Kimse ilçelerle bağlantılar komple kesilmişti. İşte Keban, alabalık üretimi diye bir şey var mıydı arkadaşlar? Alabalık üretimi olmayan bir ilçe şu anda Türkiye'nin en büyük bir numarası. Alabalık üreten tesislerinden, çiftliklerinden bir tanesine sahip. Böyle bir imkanla tanıştı. İşte Sayın Belediye Başkanımız sağ olsun yani gecesini gündüzüne katmış bakıyorsunuz. Yani her dakika işte Keban'a bir çivi daha nasıl çakabilir bunun mücadelesi içerisinde. İlçe başkanımız vallahi hem ilçe başkanı hem kaymakam gibi çalışıyor. Yani sürekli işte bizi bir şekilde sıkıştırıyor. İl genel meclisimiz hakeza. Yani burada bir şey var, bir emek var. Bu emeğin sonucunda da böyle bir güzellik oluştu. İstiyoruz ki bu güzellik devam etsin. Bakın bunu sık sık söylüyorum bu son dönemde. Millet Allah bunlara fırsat vermesin, imkan vermesin derken aslında bir yaşanmışlıktan bahsederek bu sözü söylüyor. Bunlara fırsat tanındığında, imkan tanındığında bu ülkeye, bu millete nasıl bedel ödettiklerini çok iyi bildiği için artık millet bu sözü dua haline getirmiş. Allah bunlara imkan vermesin. Amin. O yüzden bu imkanın tanınmaması için de bizim mücadele etmemiz lazım. Bakın yani işimiz çok zor ama Allah nasip ederse bu seçimden çok güçlü çıkacağız. Yine ben eminim buna. Çünkü bunu bir bilgiye dayanarak söylüyorum. Ya anketlere dayanarak söylüyorum. Sürekli vatandaşın içerisindeyiz. Naçizane ben diğer illeri de geziyorum. Diğer ilçeleri de geziyorum. Başka Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesine hatta Ege, Trakya'ya da gidiyoruz. Oradaki ilgiye de şahitlik ediyoruz. Yani endişelenecek bir şey yok. Ama biz istiyoruz ki böyle bir yiğidin hakkını öyle hak ettiği şekilde teslim edelim. Aslında Tayyip Erdoğan gibi bir liderin hakkı gerçekten hani bugün %50 barajı bile benim zoruma gidiyor. Yani ya Tayyip Erdoğan gibi bir oyuncu öyle diyeyim. Yani NBA oyuncusu ya. Yani dünya liginde, dünya klasmanında oynayan bir oyuncu. Emin olun bu altılı masanın herhangi bir tanesinin elinde böyle bir lider olsaydı şu anda bizim tozumuzu attırdı. Yani bizim elimizde Tayyip Erdoğan gibi bir marka var. Öyle mi? Ya biz bu markayla eğer bunu başaramazsak yani o zaman hakikaten yazıklar olsun bize. Allah'ın izniyle başaracağız. Çok güçlü şekilde. Şu 2023 virajını da bir geçtikten sonra emin olun virajı geçen sadece Adalet ve Kalkınma Partisi olmayacak. Bu ülke olacak. Bütün seçimler bizim seçimimizdi. Ama bu seçim artık AK Parti'nin seçimi değil, ülkenin seçimi. Bu bilinç ve şuurla sevgili arkadaşlar, bizler de küçük yerlerde bu kırgınlıklar, küskünlükler çok fazla oluyor. Bunu biliyorum. Sizlerden hasreten istirhamım, şu bugün de bayram, bu kırgınlıkları, küskünlüklerin hepsini, insani olan şeylerin hepsini bir kenara koyacağız, kenetleneceğiz. 2023'te çok güçlü bir şekilde çıkacağız. Biz Keban'la da bu seçimde, Allah nasip ederse 2023 seçimde bugüne kadar almış olduğu oy oranının üstünde bir oy bekliyoruz. Çünkü bununla alakalı altyapıyı yaptığımızı düşünüyoruz. Hizmetleri de getirdiğimizi düşünüyoruz. Tek yapmamız şey daha çok emekle kendimizi ifade etmek. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.